Şimdi önce haberini vereceğiz ardından da konuşmaya başlayacağız sevgili izleyenler. Uzun zamandır sessizdi. Acaba torun mu büyütecekti yoksa siyasete mi dönecekti? Ne yapacaktı? Herkes çok merak ediyordu. Ve bugün kameralar karşısına çıktı. Aslında birkaç gün önce de çıkacaktı ama bugün çıktı. Tek başınaydı ve mikrofonlar karşısında rahatlığıyla dikkat çekti. Ben adayım demedi ama aday değilim de demedi ama mesajları net verdi. Maalesef hiçbirimiz biz Türk Milliyetçileri, Milliyetçi Hareket Partisi mensupları başbuğumuzu başbakan yapamadık. Bu öz eleştiriyle olağanüstü kurulta çağrısı yaptı Meral Akşener. Adayım demeden aday olduğunun mesajını verdi. Tek yol var, B planı yok. Dolayısıyla başaracağız, başaracağız, başaracağız. Biz diyoruz ki gelin eşit rekabet edelim. Toplayın kongreyi, hep beraber aday olalım. Görelim delegemiz ne diyecek. Bir kısım seçimlerinden sonra ne yapacağı en çok merak edilen isimlerden biriydi MHP'li Meral Akşener. Sessizliğini 29 gün sonra bozdu. Bizim tavrımız parti için muhalefet olarak değerlendirilemez. Bizler bir tercih değil, bir mecburiyet karşısındayız. Ne kaybedecek vaktimiz, ne kıracak kalbimiz, ne de dışlayacak ülküdaşımız var. Basın toplantısı günler öncesinden belliydi. Tam söylenen saatte, söylenen dakikada kürsüdeydi Akşener. Rahat ve güler yüzlüydü. Ya bir destekleyeceğiniz isim olacak mı? <gülüyor> Güzeldi. <gülüyor> Öncelikle şunu söyleyeyim. <laughs> teşekkür ederim. Teşekkür, teşekkür ederim. Cevabı verdiler adayım demese de Meral Akşener liderliğindeki MHP'nin nasıl olacağını da anlattı. Nefret dilini bırakacağız vurgusu vardı. Nefret dili parti içi ve dışı siyasetten uzak tutulacak. Ben milletime, ülküdaşlarıma güveniyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ve geldik, o beklenen an geldi sevgili izenler, Akşener. Bir kez daha hoş geldiniz. Hoş Hayırlı olsun diyelim. Zor Sağ bir olun. yolculuk. Teşekkür bir şey ederim. Ne dikkatimi çekti biliyor musunuz? Bu kadar somurtan siyasetçiler içerisinde bir kompliman olsun diye de söylemiyorum, övgü olsun diye de söylemiyorum. Teşekkür Ama olun. gülen bir yüz çok etkili. Gülmek size yakışıyor. Teşekkür ederim. Gülmek Sağ size olun. yakışıyor. Aday mısınız? Şimdi şöyle iki aşamalı bir yola çıktık biz. Birincisi. Tüzük Kurultayı yani tüzük değişikliği yapabilmek için e, delegelerimizden noter onaylı bir e, evrak istiyoruz. Noter onaylı, onaylı bir, bir evrak, evrak. yani evet. tüzük Kurultayına e, yapılması gerektiğine böyle bir çağrı yapması gereken bir noter onaylı evrak istiyoruz. Dolayısıyla bunu başardıktan sonra 5'te 1 oranında aşağı yukarı 249 diyor? civarında 240. hadi 250 diyelim. Hı. bir imzalı evrak gerekiyor. Sonra o evraklar en azı bu Hı. götürüyorsunuz. Sonra genel merkez onları inceliyor. ...daha sonra e, işte kongreye davet edip etmeyeceğine karar veriyor. Peki Meral Hanım. Dolayısıyla hiç... birinci bu. Hmm. Bu net cevap vereyim. Tamam. İkincisi ise biz bunu başaracağımıza inanıyorum. Ben bu kongrenin yapılacağına ve o tüzük maddesinin değişeceğine... ...sonra da seçimli hemen e, hemen arkasından seçimli bir kongre yapılacağına inanıyorum. Bir kurultay yapılacağına inanıyorum. Peki. O zaman aday olacağım. Heh, peki bugün adayım deseydiniz ne olurdu? Yani moral yükselmez miydi? En azından kafası mualek olan işte milliyetçi kesimde, MHP kesiminde, ya bak Meral Hanım işte adaymış. Ya iyi ya pe peki hadi bakalım biz de peşinden gidelim. İşte daha iyi şey, olmaz mıydı? Belki olabilirdi de Fatih Bey. Ben bugün e, niçin olağanüstü kongre istiyorum? Niçin olağanüstü kurultay istiyoruz biz ve ben ve arkadaşlarım sorusunun cevabını aslında cevaplandırdım. Daha sonra soru soran arkadaşlarımıza da gazeteci arkadaşlarımıza da cevap verdim. MHP'de bir lider değişikliğine ihtiyaç var mı? E, yani öyle bir ihtiyaç olmasa biz niye e, olağanüstü kurulta isteyelim? Peki hangi MHP'nin şimdiki lideri Sayın Bahçeli'nin hangi politikalarını tasvip etmiyorsunuz da karşısına çıkıyorsunuz? Şimdi şu şöyle ben e, Sayın Bahçeli'nin e, hakkında e, konuşmamaya, dikkatli bir dil kullanmaya karar verdim. Dolayısıyla e, ona da uyacağım. Bunu fakat fakat şimdi Sayın Bahçeli yani Sayın Genel Başkan'a bütün politikalara ilişkin tek başına karar verebileceği bir yolu açtı bizim e, delegeler diyorsunuz. Hayır, e, kurullarımız, kurullarımız. Başkanlık hı. Divanımız, MYK'mız. Milletvekili listeleriyle ilgili bütün o kararları verme yetkisini kendisine hı hı. verdi. Bütün e, seçim stratejilerini oluşturma yetkisini de bu kurullar kendisine verdi. Dolayısıyla bu kadar yetkiyi bir genel başkan üzerine aldığı zaman 11.9 bu seçimlerin sonucunda alınmışsa yani 7 Haziran seçimlerindeki sonucu siz muhafaza edememişseniz, hı hı. üzerine de koyamamışsanız o zaman bu yetkinin, kullanılmış olan bu yetkinin sorumluluğunu üstlenmeniz gerekir. Hı. Tartıştığımız budur. Hı hı. Dolayısıyla da ben e, Sayın Bahçeli'nin e, hakkında şöyle yapması böyle yapması gerektiğini söyleyemem. Ama şunu söylüyorum olağanüstü kurultayı bizzat Sayın Bahçeli toplamalıdır. Böyle bir yetkisi mevcuttur hı hı. ve e, bu 11.9 konusu ciddiyetle tartışılmalıdır. Ve aday olacak arkadaşlarımız bu seçimli kongrede hı hı. aday olmalıdır, olmalıdırlar. Ve 6 e, ay evvel Sayın Bahçeli'yi seçmiş olan o delegelerin huzuruna hepimiz çıkmalıyız ve tartılmalıyız. Peki. Sonucuna da elbette katlanmalıyız. katlanmalıyız. Ama anladığımız kadarıyla Sayın Bahçeli böyle bir şey yapmayacak gördüğümüz kadar. Evet, sizin şu anda topladım. öyle görünüyor. Evet, evet onun o için. toplayabilecek misiniz? Ben toplayacağımıza toplayacağım inanıyorum. Peki, kırgın mısınız Sayın Bahçeli? Ye? Hayır. Hayır, çünkü neden sorduğum bu soruyu? Sizi bir Kasım'da aday göstermedi. Evet. Sizi 1 Kasım'da aday göstermediğinden dolayı içinizde bir en azından kırgınlık olmasa da bir sitem var mı? Gerçekten yok. Çünkü şöyle ben e, niçin aday gösterilmediğim konusunda merak edip kimseye bir soru sormadım. Dolayısıyla böyle bir tasarrufu hı hı. saygıyla karşıladım. Çünkü biliyordum ki bizim MHK'mız, Başkan Divanımız o listeleri yapma hakkını, hı hı. yetkisini Sayın Bahçeli'ye verdiler. O da böyle bir tasarruf kullandı. Peki. Dolayısıyla saygı duydum. Peki Meral Hanım bir şey söyleyeceğim. Yani siz mecliste gördüğüm kadarıyla en cappar isimlerden bir tanesiniz. Yanlış anlamda kullanmayın. Yo, yo, ya. Yok yok. yok. Capparın ne anlamda... manaya geldiğini ya, bilirim. Lütfen. Çünkü evet. oradaki mücadeleniz dik bir duruşunuz. Bir evet. kadın olarak evet. dik duruşunuz çok etkili. Biz... Ayrı bir husumet mi var geçmişte yaşanmış Sayın Bahçeli ile aranızdaki Meral Akşener gibi hem oy potansiyeli olan hem kadın kadın kitleleri peşinden getirebilecek aydınlık yüzlü bir insanı neden partiye almamış olabilir? E siz, sebep, siz sebep oldunuz. Ben ne dedim ki? Şimdi Cumhurbaş, yani siz ve gazeteciler sebep oldunuz Cumhurbaşkanlığı döneminde yani o seçim evet. döneminde. ...benim aday olmamın ne kadar iyi olacağını söylediniz. Ben söyledim. Biliyorum başka, de başka gazeteciler de söyledi. O günlerde başlayan bir süreç bu. Ciddi bu, mi? Bu orasında. <laughs> Gerçek ay, midir bu? Sayın Bahçeli'nin, sayın e, seçimden sonra sayın Deniz Zeyre'yi ziyaretinde Ankara ofisinde... ...hatırlayın söylediklerini. Hep Meral Akşener, hep Meral Akşener. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla Allah. E, sosyal medyada e, insanların... E, ...sosyal medya e, mecrasında yer alan kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın bu yöndeki bir e, teveccühü... ...sizlerin bu teveccühü... ...dolayısıyla Kı sen Bahçeli'nin hoşuna gitmedi. Kıskandı mı Bunu, biraz? Onu bilemem. Ben insanların duyguları hakkında fikrim... Deniz'e e, onu söylediğine göre biraz kıskandı Ama, ama e, böyle devam ederseniz, hep Meral hep Meral derseniz çizerim dedi, çizdi. Dolayısıyla da ben herhangi bir kırgınlık hissetmiyorum. Serdar, o klibi hazırlar mısın? Sevgili izleyenler SOT'u e, Meral Akşener mecliste biliyoruz kendisini de gayet iyi tanıyoruz e, ve meclis başkan vekili olarak da çok önemli bir isimdi. Şöyle ufak bir e, klip yaptık SOT yaptık bir izleyiniz bakınız nasıl yönetiyor meclisi. Vallahi billahi tallahi imdat diye bağıracağım buyurun elime şunu alıp kovalayamayacağıma göre sizleri kimse kimseyi dinlemiyor üstüne üstlük beni de dinlemiyorsunuz. La havle ve la kuvvete illa billah illa lülazim. Şimdi ara vereceğim buyurun gelin benim yüzüme karşı söyleyin hadi bakalım. Demek ki böyle oluyormuş bu işler şimdi iş tüzüğü uygularsam yandınız hadi buyurun. Yaşasın kötülük yaşasın kötülük derken üç hanım adamlar azınlığa düştü. 45 dakika ara veriyorum hadi buyurun afiyet olsun. Ee, Meral Akşener'i bu görüntülerle çok hatırlıyoruz sevgili izleyenler özlüyor musunuz bugünleri? Meclis, meclis. Yani o ben bıraktığım hiçbir şeyi, hiçbir makamı, hiçbir görevi geriye dönüp hiç bakmadım. Hep ileriye doğru hı hı. yürümüşümdür. Hı hı. Dolayısıyla güzel bir dönemde ama bir görevin çok uzun süre yapılmasını da doğru bulmayanlardanım. Tadında bırakmak lazım geldiğine ya, inanıyorum. Meral Hanım hep siyasiler böyle diyor da. Yok ama ben bırakıyorum. Vallahi Vallahi hep bırakmışım. <laughs> Bakın bu arşivlere geçiyor. Tabii tabii. tabii. Yani ben hep bizim, bırakmışımdır. Sizin başarı kriteriniz nedir? Milliyetçi Hareket Partisi mensubu ve Millet Hareket Partisinde bir iddianın sahibi olarak yola çıkmış bir insan olarak benim başarı kriterim Millet Hareket Partisinin tek başına iktidar yapmaktır. Ben başbakan olacağım. O kadar iddialısınız. Evet. Ama önce genel başkan olmak gerekiyor. E, genel başkanı delegelerimiz inşallah sağlayacaklar. Peki o zaman şu soruya gelelim. Yani şimdi genel başkan olabilirsiniz bir partiye. Evet. Ama sizde Liderlik vasıfları var mı? Kendinizi nasıl görüyorsunuz? Hani liderlik kumaşı derler ya. Ne diyorsunuz? Şimdi yani ben liderlik, liderlik için... Hayır ben e, bir kere el övsün sen övünme ekolinden gelen bir insanım. El Yaşım, ösün. yaşadığım yer. Hmm. Köy, bir e, köy kızıyım ben. Kendi sınıfımın iyi tahsil görmüş kadınlarından birisiyim. Kocaeli, Yıllar, değil misin? Evet, yıllarca kendimde böyle tarifledim. Küçük evet. bir memurun çocuğuyum. Dolayısıyla benim anacım İlkokul rahmetli 3'e kadar okumuştu. Hı. Ama müthiş bir kadındı. Okuyacak çocuklarım adam olacak diyen analardandı. Dolayısıyla Hı. beni okuttular. Hı. Şimdi söylemeye çalıştım şey şu. Liderlik e, konusunda çeşitli e, tarifler olabilir. Ama ben kendimde bildiğim şey şu. Bir, ben konuşmaya açık bir insanımdır. İki, e, ortak akla çok eskiden beri riayet etmiş benimle çalışanlar bilir riayet etmiş bir insanımdır. İstişareye dehşet önem veririm ve bilgiye çok açığımdır. Hı hı. Yani eski bir akademisyenim işte oldum, piştim elhamdülillah asla dememişimdir. Yeni bilgileri, yeni insanları, yeni fikirleri tanımayı, bilmeyi çok önemserim. özellikle gençlerle beslenirim. Gençlerin o, o yani yeni nesil müthiş Peki. Bizim içimizde de var aynısı. Dolayısıyla bu özelliklerin, bu dönemin dünyası Peki. için önemli olduğunu, geçerli Peki. olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, bugünkü tabela konumuz soruyorum. Soruyorum denilen sorular içerisinde sevgili izleyenler. Genel başkan oldunuz diyelim. Öncelikle MHP'de iktidarı yürüyebilmek için nasıl adımlar atacaksınız? MHP'nin eksikleri neler? Milliyetçi Hareket Partisi çok köklü bir e, siyasi yapı. Şimdi ben öncelikle Türk milliyetçilerinin ve Türk milliyetçiliği fikrinin sadece tespit yapan değil, aynı zamanda proje üreten bir e, siyasi hareket olduğunu bilen, inanan insanlardanım. Bunların yeniden hatırlatılması gerektiğine inanıyorum. Yani nedir onlar? Yani e, biz Erol Güngör'ü, biz Mümtaz Turhan'ı, biz e, Ziya Gökalp'i ve ve veya e, önderlerimizi yeniden, o fikir önderlerimizi yeniden öğreneceğiz. Mesela kısacık bir şey söyleyeyim. Söyle. O e, e, yıllarda, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Mümtaz Turhan demokrasi diyen kişi, Mümtaz Turhan bilimsel düşünce diyen kişi, Mümtaz Turhan bizim aydınlarımızı tarif ederken, örneğin şu kalemi batıya gider bizim aydınlarımız. Bunu görür. Ya hayran olur, tapınır hmm. ya da korkar bundan Gelir saklanır. Hmm. Halbuki bu kalem sonuçtur. Bu aradaki süreci Türk milleti, Türk aydını öğrenmeli ve takip etmelidir diyen insan. Hmm. Ve e, tarım kentleri gibi bir projeyi ortaya koyan insan. Şimdi biz mesela rahmetli Erol Güngör. E, Şimdi çok geç bir şey gidersiniz. Çok hızlı bir şey söylüyorum. Hiç <laughs> dağılmayacağınız. Sanayileşmeyi diyor ve inovasyonu o yıllarda, 70'li yıllarda. inovasyon hmm. diye bir kavram yok. Tamam. Fakat tarif bugün inovasyon diye hayatımıza giren tarifi o zamanlar rahmetli Erol Güngör hoca yapmış. Şuradan şunu söylemek istiyorum. Bunlar bunları hatırlatarak Milliyetçi Hareket Partisi projeci yanını bir türlü anlatamadı. Bir MHP'de iletişim, eksik yanına ne şu anda MHP Milliyetçi Hareket İletişim Partisi. problemimiz var. İletişim, pro i̇letişim problemimiz var. İstişare problemimiz var. Hiyerarşi problemimiz var. Bizim hiyerarşik düzenimiz ee, yukarısı emir veriyor, talimat veriyor, aşağısı e, yerel teşkilatlarımızda tekmil veriyor e, kavramı üzerine demokrat, Dolayısıyla Parti içi demokrasi yok diyorsunuz anladığım kadarıyla. Tam onu da demiyorum. Şimdi bu çok eski bir yönetim anlayışıdır. Hı. Dolayısıyla yatay hiyerarşi bir kavram var e, artık e, dünyamızda. Onu bile aştık. Siz yetkilerinizi paylaşabilecek o e, demokrat kültüre, evet, yapıya şimdi sahip diğer misiniz da, Elbette. Yani ben yıllardır bunu hep uyguladım hayatımda. Farklı Benine sesleri çalışanlar. bastırmak, hayır sus sen değil ben söylüyorum lider sultası yok bende Ay şimdi şimdi liderler yerinden endişe ettikleri zaman il başkanı kimdir, ilçe başkanı delege kimdir, kim delege kimdir'e bakar. Ben buradan sizin huzurunuzda şu sözü veriyorum. Estağfurullah. Demokrasi mutlaka her organizasyon içinde tam ve kamil uygulanmalıdır. Kadınlar, gençler ve yaşlılar hı hı. birbirleriyle o, o ortak öz yani yaşlılar tecrübeyi, e, gençler dinamizmi, kadınlar her şeyi o yapının içine katmalıdırlar hı hı. ve karar mekanizmaların Peki. içinde, gerçekten karar mekanizmaları içinde yer almalıdırlar. Şimdi gelen sorulardan bir tanesi var. İdeoloji Partisi mi olacak yoksa kitle partisi mi olacak diye soruyorum demiş bir vatandaş. Meral Akşener'li MHP nasıl bir MHP olacak? Şimdi şöyle ben merkez sağı ve seçmenini bilen insanlardan birisiyim. Muhafazakar seçmenin değerlerini, oy verme e, e, ve oy vermedeki motivasyonlarını bilen bir insanım. Ve e, babadan, rahmetli babamdan biz Türkeşli olduk. O zamanlar öyle denirdi, Türkeşli Türk denirdi. Değil. Dolayısıyla e, bu yapının da eski e, ailelerinden birinin kızıyım. Hı. Abim il başkanıydı, 82'den ne kadar. Yani geleneğini de biliyorum ama... Milliyetçi Hareket Partisinin şöyle bir e, özelliği var. Tam merkezdedir. Hani Hı. şimdi yüzde otuzluk Sayın Davutoğlu'nun ve ondan önce de başbakanken sayın Erdoğan'ın sürekli suçladığı bir alan vardır, sosyal demokrat işte daha Cumhuriyet değerlerine yatkın bir yüzde otuz, bir de yüzde yetmişlik. Şimdi sayın Erdoğan ve sonra gelen sayın Davutoğlu bu yüzde yetmişlik kitleyi sürekli olarak milletin özü olarak tarif edip bu alanı da Ceberut devletin yüzde otuzu da Ceberut devletin, Nekes devletin bir e, mensubu, bir e, temsilcisi olarak tarif etti. Şimdi MHP hem burayı hem burayı barıştırabilecek imkanlara sahip. Merkez sağ mı olacak? Hayır bakın merkez sağdan söz etmiyorum ben burada. İki, merkezden söz ediyorum. Merkezde İki olacak. İki alanı da birbiriyle barıştırabilecek konuma sahip. Ama milliyetçi, milliyetçi kimliği olacak. Tabii şimdi şöyle söyleyeyim. HDP ile de... de görüşeceksiniz yani anladım. İleride gerekirse başbakan adayı olur. Yok HDP... PKK ile arasına herhangi bir mesafeyi koymadan, ben orada Sayın Bahçeli ile aynı düşünüyorum. Hı hı. Ee, HDP ile yani PKK ile araya mesafeyi koymadan mümkün değil. Şimdi ben İzmir'deydim. Şunu söyleyeyim ha, yalnız. Söyleyin, ondan sonra Şimdi ben benim şey... için şöyle Anladım. bir özelliği var e, bu meselenin. Pergel'in ucu hı. her siyasi partide var olduğunuz alanın üzerindedir. Tamam. Mesela İstiklal Savaşı'nda bu Atatürk tarafından Selçuklu coğrafyasına konmuştur. Evet. Sonra açarsınız Pergel'in diğer e, tarafını ve çevirirsiniz. İşte benim hayalimdeki MHP bu. Nasıl diyebiliriz? Merkezden, kendi içimden başlayacağım. Yani e, hayır, Pergel'in ucu. Pergel'in ucu... M Meral Hanım, Meral ha, Hanım. Şöyle ben şu, ben ha. nasıl sunacağım? Mesela siz şey oldunuz, şimdi genel Başkan oldunuz. Evet. Ardından yarışlara giriyorsunuz. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'ni şu anda milliyetçi kesimin partisi olarak hep dile getiriyorum bazen. E, tamam. Sizin önderliğinizde tamam, olursa ben, o zaman yani, ne diyeceğim ben? İtirazımız yok. gene milliyetçi kesimin. Biliyor musunuz şu anda yüzde seksen oranında insan kendine milliyetçi diyor. Hmm. Yani çeşitli partilere oy veren hmm. insanlar kendini milliyetçi diye tarif Çünkü Bazı kişilerde endişe var. İzmir'de yaşadım ben onu. Acaba merkez sağ çeker mi MHP'yi diye. Hayır, öyle bir şeymiş. Merkez sağ bir kere yani merkez sağ Türkiye'yi yıllarca yönetmiş. Son derece saygın isimler çıkarmış bir ekol. Merkez sağ yani bunu kabul etmemiz gerekiyor. Benim söylediğim şey hı hı. şu. Teşkilatlarımızın yani eğer oysa ben arkadaşımıza şunu söyleyeyim belki böyle daha kolay. Teşkilatlar sizin, halk benim teşkilatlar sizin yani kucaklamak anlamında. Evet. Peki. Yani pergelin ucu mutlaka Peki. E, kendi yapımızın üzerinde olmalı. Şimdi 250 imzayı topladınız diyelim. Daha ve, fazlası. Veya daha fazlası evet. neyse ve e, daha sonra da yola çıktınız. E, olağanüstü e, kurultay evet. e, kararı alındı. Yapıldı. O salona giremeye girememek gibi bir endişe yaşıyor musunuz içeriniz, içinizde? Hayır. Yaşamıyorum. Ben bu ülkenin eski İçişleri Bakanı'yım. Biraz evvel terörle ilgili e, haberler verdiniz. Bu arada eğer müsaade ederseniz Tabii. Mardin'de şehit düşen Tabii. askerimize, Cumartesi günü de Diyarbakır'da şehit evet. düşen iki polisimize, Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı Tahir diliyorum. Tahir de öldürdüler tabi. Evet arada, bugün o soru soruldu bana. Ona da başsağlığı diyor, başsağlığı rahmet ve başsağlığı diliyorum ailesine. Bunlar çok kötü şeyler. Evet. Ama iç yakan işler. Şimdi, Türkiye gerçekleri maalesef. Evet şimdi ben eski İçişleri Bakanı'yım. Terörle mücadele etmiş bir... E, Sağlam duruşu olan bir insan. Hayır bakanlığın e, görevini yürüttüm. Dolayısıyla ben Allah'tan başka kimseden korkmadım bugüne kadar. Birincisi bu. Ama şöyle bir şey: Milliyetçi Hareket Partisi son derece birbirlerine karşı insanların saygılı olduğu bir siyasi yapıdır. Ee, yani o konuşulan konuların, söylenen sözlerin hiçbir anlamı yoktur. Ben Milliyetçi Hareket Partisinin bu olağanüstü kurultayını imkan olsa Ankara'da 19 Mayıs Stadyumunda yapılması gerektiğini düşünüyorum. 19 Mayıs 2016 belki de. E, kongre zamanında yani diyorsunuz. Yani bakın hayır hayır 19 Mayıs stadyumunda yapılmasını 19, sürüme, özür dilerim, 19, Mayıs, 19 Mayıs stadyumunda yapılmasını öneriyorum. Yani Milliyetçi Hareket Partisi silkinecekse bakın Fatih ve yeminle söylüyorum Millet Hareket Partisi'nin en düşük oyu bu seçimlerde aldığı 11.9'dur. Yemin ediyorum ki üst limitini göremiyorum. Dolayısıyla ben Millet Hareket Partisi'nin demin say anlatmaya çalıştım. Bu iki alandan da oy alabilir olduğunu. Bu iki alanın da millet devlet barışmasını gerçekleştirebilecek bir siyasi yapı olduğunu Kendini doğru anlattığında tek başına iktidar çıkaracağına inanıyorum. Peki e, şimdi bu soruyu neden sordum? Ümit Özdağ vakasını hatırlıyorum. O solana çünkü girememişti. Olaylar yaşandı. Olaylar yaşandı. İşte böyle bir olağanüstü kongrede yani o siyasi parti iktidara yürümek için bir iddia ile yola çıkmışsa ve Sayın Bahçeli'nin de aday olmakla ilgili bir sorunu yoksa Sayın Bahçeli'yi seçen e, 1150 delege'nin o zaman e, oy veren 1150 delege'nin oy vermiş delege'nin karşısına evet. hep beraber çıkacaksak. Hı hı. Dolayısıyla kimsenin salona girmekle girmemekle ilgili endişesi olmadığı, olmayacağı gibi e, yani, yani o sonuca da herkesin razı olacağı evet. e, e, söz konusudur burada. Peki, ülkücü camia. Şimdi hep bana derseniz ki, MHP'yi nasıl görüyorsun? Ben size şöyle söylerim. Erkek egemen, erkeksi bir parti derim. İşte bu, ben yani bu bizim bunu, eksiğimiz, Ben bunu derim. İletişimde eksiyimiz. O yöneticilerinizin belki içinde sizin de hatanız vardır Hepimizin geçmişte var. bilemiyorum. Hepimizin ha, ben var. Ben böyle özetlerim Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Peki Ülkücü camia. Meral Akşener bir kadın, bir Asena'yı acaba onu lider olarak görmek ister mi? Şimdi sadece Ülkücü Hareket'ten bahsedersek eğer... Ama ülkücü... önce delegeyi razı hayır, etmek hayır, hayır. zorundasınız. Doğru oldunuz. Yani soru doğru. Ee, sadece Ülkücü Hareket'ten bahsedersek... Şimdi ülkücüler kendilerini yani Türk milliyetçileri kendilerini etnisite üzerinden, mezhep üzerinden, dini inançları üzerinden, hemşericilik üzerinden ve de cinsiyet üzerinden tariflemezler. Dava üzerinden tariflerler. Dolayısıyla bu mantığımızı biz maalesef size anlatamadık. Ben sizin oyunuzu alacağım. <laughs> yani Ha bakın ha bir şey söyleyeyim. Ben hiç şimdiye kadar MHP oy vermiş bir insan değil şey söylüyorum. Alacağım. Ama işte bak ideolojik yaklaşmam. Benim için önemli olan hizmet yapması. Evet. Ve benim yaşantımı etkilememesi. Evet. İdeolojik davranacak mısınız, davranmayacak mısınız? İktidara geldiğinizde bir başbakan olduğunuzda kendi ideolojinizi benim yaşam alanıma müdahil olarak Hayır. yapacak yani, mısınız, mısınız? Yani bir zaman onu yapmamıştır. Meclisi yönettim ben. Gördünüz nasıl yönettiğimi. Aslan gibi yönettiniz. Dolayısıyla Allah. herkese eşit mesafede, bakın bir başbakan herkese eşit mesafede olmak zorundadır. Nefret dili kullanmamak mecburiyeti vardır. Onun yerine saygı dilini kullanmak mecburiyeti vardır. Mesela başbakanlar, ülkemizdeki başbakanlar yani hoş görüyor bizleri. Siz kimsiniz ki bizi hoş görüyorsunuz? Siz bize saygı duyacaksınız. Vatandaşa da saygı duyacaksınız. Oy verenize de saygı duyacaksınız. Vermeyenle de saygı duyacaksınız. Ama bu ülkenin bütününün başbakanı veya cumhurbaşkanı olacaksınız. Dolayısıyla yani burada istediğiniz kadar ideolojik bir parti olun. Esas mesele demokrasinin ve insan haklarının esasına inanmaktır. Bizim partimizin 1965'teki daha o zaman yazılmış programında ...şahsiyetçilik ve hürriyetçilik var. Peki. Şimdi ben bunu neden sordum biliyor musunuz? Meclis... Bir de elimcilik var. Yani <laughs> bilim. Bilmiyorum. Şimdi ben neden sordum? Orada erkekleri mecliste çok iyi idare ediyorduk. Zoranlar yaşıyor muydunuz? Nasıl beceriyordunuz onu? Yok hayır. Şimdi ben kuralları hiç ihlal etmek. Ama size de var... saygılı davranıyorlar. Evet ondan. Tatlı yönetiyordunuz. Şöyle e, arkadaşlarımızın her birine hiçbir parti ayırt etmeden grup başkan vekillerine o dönemin milletvekillerine gerçekten kalpten şükranlarımı sunuyorum. Çünkü ben adaletli davrandım. Ee, adaleti kişisel e, kişisel kararlarınıza bırakırsanız Türkiye'de problem oluyor. Hı hı. Halbuki iç düzeye, anayasaya, e, kanunlara ve kurallara uyduğunuz zaman Kimse problem yaşamıyor. yaşamıyor. Kişisel tercihler üzerinden adalet uygulayamazsınız. Gülden Hanım da vardı. Da, o biraz daha böyle e, soğuk gibi duruyordu ama siz böyle... Ben onun da çok beğeniyordum yönetme şeklini. Allah var. O da iyi. Ama benim farklı bir tarzım vardı ama özü adaletti, tutarlılıktı. Peki. Peki. Şimdi gelelim. Bir işte bir süreç içerisindesiniz şu anda. Rakipler çıkıyor. Sayın Bahçeli büyük ihtimal o zaten partinin başında birkaç aday daha var. Onlar da açıklıyorlar. Başarılar diliyorum arkadaşlar tümüne. Tabii kimine. tabii ki. Ee, şimdi biz de biliyorsunuz siyaset kirli yapılıyor hanfendi. Doğrudur. Ve erkek egemen toplumda çok terbiyesizce de konuşulabiliyor. Evet, doğrudur. Bunu görüyoruz biz. Doğrudur. Mecliste de görüyoruz. Bunu meydanda doğrudur. da görüyoruz. Siz bir hanfendi olarak siz bir hanfendi olarak nasıl aşacaksınız? Önce parti seçiminde Böyle ne bileyim, anladınız ya, argo konuşmalar olursa siz nasıl cevap vereceksiniz bir hanımefendi olarak? Yani konuşulmaz ki o zaman erkekle de. Ne yapacaksınız? Şimdi ben bir şey gördüm bugüne kadar. Erkeklerin tümü için konuşuyorum. Erkekler kadınların yanında, bu coğrafyanın erkekleri kadınlara birebir karşı karşıya kaldıklarında gerçekten nazikler. Hayır, nazik, evet. Erkekler e, belki kendi aralarında o dediğiniz türde konuşuyorlardır ama bir kadının var olduğu yerde asla ben bugüne kadar küfürlü bir konuşmayla, argo bir konuşmayla şahsıma yönelik karşılaşmadım. Yani şöyle yüz yüze de. Dolayısıyla aslında kadınlar siyasette bu manasıyla şanslı. Ama şanssız oldukları bir alan var. O da en ufak sıkışma anında siyasi olarak e, değerlendirmek yerine kadınları cinsiyetleri üzerinden değerlendirip e, tacizde bulunmasıdır. Daha bir soru sorayım. Daha somut bir soru sorayım. Kongre zamanı herkes çıkacak konuşacak orada. Erkekler işte konuşacak. Baktınız ki böyle ya hoş olmayan yani sizin ağzınıza gitmeyecek cümleler kuruluyor. Siz nasıl cevap vereceksiniz? Yani nasıl bir konuşma metni? Çünkü Türkiye'de maalesef sevgili e, Meral Akşener hanımefendi Seviye yerlerde, siyasette seviye yerlerde. Seviyeyi kaldıracağız yukarı. Seviye o konuşmanızı çok merak ediyorum. Şey, şimdi şöyle, Türkçe çok güzel bir dildir. Doğru kullandığınız zaman hı hı. ben e, o geçmişin rahmetli Erbakan dönemlerini hı hı. rahmetli başbuğun meclis konuşmalarına, rahmetli Demirel'in meclis konuşmalarına yetiştim. Hı. Daha eskisini bilmiyorum ama o dönemleri yetiştim. Rahmetli Aydın Menderes'in muhteşem konuşmaları vardı. Onlar evet. Türkçenin güzelliğiyle döverlerdi karşılarındakini. Şimdi Türkçe e, bilgi birikimi yetersiz olunca hakaret ediyorsunuz. Halbuki muhteşemdir Türkçeyle Türkçe evet. <laughs> Türkçesi yeterli olmayanlar hakaret eder. Bravo, flash. Türkçesi yeterli olmayanlar hakaret eder. Ve de bilgileri. Aynen. Ben, ya inanın yani seviyenin yükselmesini bir kadın siyasetçinin olmasını istiyorum. Çünkü o seviyenin yükselmesi için inşallah siz onlardan bir tanesi olabilirsiniz. Bir cümle sarf edebilir miyim? Ne, ne Şimdi demek? De bana bu kadın konusunda bir soru sordu bir büyüğüm. Hani ne yapacak aynı sizin sorduğunuz soruları. Ben de dedim ki ben eşim evlendiğim zaman ailesine gelin gittim. Yani aynı eve. Hem baba vardı. Hem de annesi, hem babası aynı hmm. evde işte evet. oturduk ve sonuç olarak İki kayınvalideyle aynı evde oturmuş bir şahıs. <laughs> zor? Oo, öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> zor olmuyor mu? Olmadı mı? Hala kayınvalidemle oturuyorum. Çok da seviyorum Vallahi burada olmamak. Ona borçluyum ama yani e, dolayısıyla... dolayı <laughs> iki kayınvalideyle, iki aynı kayınvalideyle aynı geçinmiş, onlarla beraber bir hayat sürdürmüş bir kadın. Ben sizde ne fark ettim? Ya yani bunun kompliman olsun diye de söylemiyorum Gerçekten zaten. Öyle de bir ihtiyacımız yok eminim. biz sizinle. Çok nadir konuşan insandır. Tebessüm. İlk defa falan. karşı karşıya geldik biz ilk sizinle. İlk defa geldik. İlk Hiç defa geldik. Iki Hiç. olarak karşılaşmadık. Aynen. Tebessüm var yüzünüzde. MHP'de çok görmediğimiz bir şey. MHP'de genelde yüzler asıktır. Veya böyle bir MHP'de veya bir ciddiye söz konusudur. Ciddiyetsizsiniz demiyorum. Yo, biliyorum. Ama tebessüm var. O etkiler mi vatandaşı? Onu bilmiyorum. Etkilemesini umuyorum ama ben olduğum gibi bir insanım. Oynayamıyorum. Yani Hı -hı. ben iki özelliğim var. Birisi insanları idare edemem. Hı -hı. Yani neysem oyum. İkincisi de şey, rol yapamıyorum. Peki. Bu nedenle neysem oyum. Fakat yalnız Türkiye'de bir aslında tam tersine bir ciddiyet sorunu var. Türkiye'de aynı zamanda bir adalet sorunu var. Çok iyi. Hukuk e, sorunu var. Yani ciddiyet anlamında çok ciddi bir sorun Peki. var. Şu uçak düşmesinden e, Peki. Yani... Son birkaç dakikamız var. Kısa kısa Peki. cevap almak istiyorum. Siz çok merak ettiğim sorulardan bir tanesi. bir Kasım'da MHP tarafından aday gösterilseydiniz ve %11.9'luk bir oran çıksaydı siz aynı cesaretle bayrak açar mıydınız Devlet Bahçeli'ye yoksa ya yani artık böyle devam edelim mi derdiniz? Şimdi şöyle e, cesaretle ilgili konu demin dediğim gibi yani ben Allah'ın dışında Allah şahidimdir kimseden bugüne kadar korkmadım ama insanları incitmemeye özen gösteren hı hı. o saygı dilini e, ...hayatın kendisi haline getirmeye... ...gayret eden bir insanım. Bu te te tecrübelerim sonucunda buraya geldim. Hı hı. Şimdi şöyle bir şey var. 1 hı hı. Kasım'da aday gösterilmiş olsa idim. ...11.9'luk... ...bir sonucun... ...elbette ki... E, ...orta olacaktım. Yani? Yani orta olacaktım. Dolayısıyla bu öz eleştiri meselesinin... ...içinde olmam gerekirdi. Heh. Şimdi... Bayrak açar mıydım diyorsunuz net... 11.9 korkunç bir sonuç. Hayır hayır o vekil yani, olsaydınız. ben e, milletvekili olmuş olsa idim tekrarlıyorum. O e, Başarısızlığı. sonu başarısızlığın da ortağı olacağım ha. için şeyi e, genel başkanlık konusunu düşünür müydüm işte düşünmez şey var, miydim canım. bilmiyorum. Fakat şunu söyleyeyim. Mesela ben 1 Kasım e, seçimlerine giderken listede olmadığım gecenin 3.45'inde ortaya konduğu zaman bir cümle sarf ettim. Sayın Genel Başkanın takdiridir. Yorum yapmayacağım diye aynı e, Sayın e, İsmail Küçükaya'nın programında evet, evet. o günden sonra da telefonumu kapattım. Partimin zararına olacak bir cümlem, bir e, Ama benim kelimem yok. Ama cevap vermediniz ya. Bir Kasım'da milletvekili olsaydı... Çok net söylüyorum bakın. Evet. Ver. Orta şimdi özelleştir yapmak. Ben e, bu tür başarısızlıklarda daha önce de liderlerle kavga ettim. <laughs> Orada bir sorunum yok. Bir sorunum yok. <laughs> ama aday olmak konusunda çok dürüstçe söylüyorum. Peki. Aday olmak konusunda doğrusu düşünürdüm. Şimdi ha. de yani onun ortağısınız. Evet. 11.9'un. Evet. Gerekçeleri üzerinde itirazlarımı dile getirirdim. Zaten yasak hemşerim konumunda olduğum için <laughs> daha da rahat Oo, e, dile ya, getirirdim hayır işte ama bir hayır başa tabii başarısızlığın Pa, e, paylaşılmasını düşünüyorum. Son 30 maçında. saniye vereceğim size. Evet. E, 30 saniyede son cümlelerinizi alayım. Ondan sonra da bizimle ilgili bir habere pas atacağız. Peki. Çok teşekkür Rica ederim edin. davet ettiğiniz için. Estağfurullah. Sağ olun. Ben onur duydum. Sağ olun. Çok teşekkür bu ederim. Bu sloganınız ülkücüye moral MHP'ye moral. Yok gelip... o benimle alakalı değil. <laughs> Arkadaşlar kendi arasında. Evet, sizin sloganınız belli mi? Yok <laughs> Yo, hayır. Eniz davet edin. Ben evet. yolunuz açık olsun diyorum. Çok teşekkür Türkiye ediyorum. Türkiye'nin bir kadın lidere ihtiyacı var. Çok İnşallah teşekkür ederim. İnşallah bu siz olursunuz. Buna canı gönülden inanıyorum. Dersler. Ama her türlü eleştiri hakkımızda bizdedir. Onu Elbette. Çok teşekkür, ederim. Çok teşekkür Sağ olun. ederim. Şimdi Meral Akşener'le konuştuk. Beğendiniz beğenmediniz o size kalmış bir şey. Ama gurur duyacağımız bir haberde sıra. Altın Kelebek. En iyi